Merhaba arkadaşlar, seri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüme gelen yine birkaç tane yorum var. Bir onlara hızlıca bakmak istiyorum müsaadenizle. Doğrudan videoya geçmek isteyenler şöyle birkaç dakika ileriye sarabilir. Sevgili Türkçe Rap, buraya veda etmeden gittim. Şu anda izindeyim, vatani görevde. Selamlar Ali abim demiş. Abicim aleyküm selam. Hoş geldin. Umarım sağ salim askerliğini bitirir, vatani görevi bitirir. Sevdiklerine kavuşursun. Hayırlı tezkereler diyeyim ben sana. Sevgili atletli Ahmet, evde hali hazırda 5. kez falan bitiriyorum. Ana görev ve temel büyük yan görevleri. Artık komple ezberlerimde olmasına rağmen seni izlerken keyif alıyorum demiş. Videolarını atlamadan izleyebiliyorum. Kardeşim de 2 kez falan bitirdi. Şu an aktif olarak hala oynuyoruz. İkimiz de oyun dışında senin videolarını izliyoruz. Eyvallah abi demiş. Kardeşim de sana Ali dayı diyoruz. Valla o kadar içimiz ısındı demiş. Kendisi bir hafta önce ameliyat oldu. Yaklaşık bir ay hastanede kalacak. Ne yapıyorsun diye her arayıp sormanda ne yapayım Ali dayıyı izliyorum diyormuş. Kendisinin ismi Sezer. Bir sonraki videomda bir geçmiş olsun dilersen eminim çok mutlu olacaktır. Kıl dönmesi ameliyatından sonra kıçından bir takım kayıplar yaşayan kardeşime moral olsun demiş. Seviyorsun Ali dayım demiş. Abicim içten ve samimi yorumun için teşekkür ederim. Sevgili Sezer yeğenimin gözlerinden öpüyorum. Geçmiş olsun diliyorum kendisine. Kaybın içinde üzgünüm güzel kardeşim. Yani umarım sağ salim oturabilirsin bundan sonra diyeyim. Artık nasıl bir cümle kuracağımı da bilemedim ama geçmiş olsun abicim ne diyeyim yani. Teşekkür ederim arkadaşlar yorumunuz için. Sevgili Erkan Görkem. Abim eline yemeğine sağlık severek izliyorum seni demiş. Teşekkür ederim abicim. Sevgili Cem Denizcan. Ali abi Steam meselesini dert etme, zaten birçok insan senin muhabbetin için izliyor. Herhangi bir oyun olması önemli değil, senin için izliyoruz abi demiş. Sevgi saygılarla demiş. Saygılar bizden abicim. Ekstra olarak Mercy'nin evindeki buz koparanı unuttun abi demiş. Buz koparan neydi hatırlayamadım. Bakalım girebiliyorsak tekrar eve gider alırız. Yoksa yapacak bir şey yok. Boş ver. Hatırlattığın için de teşekkür ederim abicim. Sevgili Egemen. Egemen Ergün. Abi bu arada bu kasma olayları için geçmiş bir videonu izledim de gelip en güncel videoya yorum yapayım dedim. Bilgisayarın ne zamandır var bilmiyorum ama belki işlemcinin termal macunu bitmiş olabilir. Takılmalar ve kasmaları o yapabilir demiş. Egemenciğim teşekkür ederim yorumun için ama termal macun çok eski değil abi. Bir de şöyle bir olay var. Termal macundan dolayı bir ısınma olsaydı bilgisayarı ya komple kendini kapatırdı ya da yeniden başlatırdı. Yani o tarz problemlere yol açıyor. Bendeki olay biraz farklıydı. Yani arka planda çalışan muhtemelen birkaç tane programdan kaynaklı aslında ben sıkıntı yaşadım. Ki format attım birkaç gün önce, daha doğrusu bir hafta kadar önce, ki bunu önceki bölümlerde de belirttim. Skyrim'deki kasma mesela ondan sonra düzeldi. Ama şu an tek sıkıntım benim Starfield. Starfield'de ne olduysa bir kasma donma devam ediyor abi. Bütün ayarlarıyla oynadım, tekrardan düşürdüm, yükselttim, ne yaptıysam Starfield'de bir kasma donma var. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Yani dediğim gibi termal macunlama olsaydı aslında bilgisayar komple kapanabilirdi işlemci ısındığından dolayı. Kaldı ki benim bilgisayarda şu an sıvı soğutma sistemi de var. Yani çok fazla aşırı ısınan bir durum yok şu an. Yani Skyrim gibi bir oyundan bahsediyoruz. 2011'de çıkan, 2016'da falan kendini güncelleyen, 2023'te mi? Bu 10. yıl DLC'sinin falan çıktığı tarihte bile çok fazla grafiğe dokunulmadı sonuçta oyunun. Yani aşırı şekilde şu an sistemi kasacak bir oyun oynamadığım halde kasma donma oluyordu. Bir ara Steam'den şüphelendim açıkçası. Steam diyorum pardon. OBS'den şüphelendim. Kayıt çünkü yaparken bazen olabiliyor. Ama çok şükür şu an bir sıkıntımız yok. Yalnız bir Starfield'da problemim var. Onu da çözeceğiz muhtemelen yakın zamanda. Yorumun için teşekkür ederim. Sevgili Katachi abi, Special Edition Display Tweaks indir. FPS kilidini açıyor. Skyrim'in 60'a kilitli çünkü demiş. Abicim FPS ile ilgili şu an bir sıkıntım yok ya. 60 ile oynamam bana bir şey yok. Yani öyle aman aman bir FPS oyunu oynamıyoruz sonuçta.
Diğer oyunlar olsa tamam, dediğin doğru. Ama çok fazla bir sıkıntı yaşadığımızı ben şahsen düşünmüyorum. Ha, siz yaşıyorsanız izlerken yorumlarda belirtin, ona göre bir bakalım duruma. Sevgili Barış, abi ulaşımlarda at mı kullansak acaba demiş. Abi unutuyorum. Yani eskiden beri yıllardır ben sürekli koşa koşa gitmeye alıştım. Seviyorum da açıkçası. Çünkü arkamdan bir kurt kovalamaya başladığı zaman niyeyse bir engelleme yaşıyorum ya. O benim hoşuma gidiyor. Ha şimdi atın üzerindeyken attan in, kendini hazırla, saldırıya geç. Ben ona gelemem abicim. Ben koşa koşa gitmeyi daha çok seviyorum. Sevgili Kök Söken, hocam özelden derken Instagram falan mı? Instagram hesabımı sormuşsun. Tamam, anladım. Şöyle, aktif olarak sosyal medyayı çok fazla kullanan bir insan değilim. İş yoğunluğundan dolayı da, yani sürekli sağda solda bir yerlerde resim çekip Instagram'da falan şurada burada paylaşan bir adam değilim. Fırsat da bulamıyorum zaten. Şimdi şöyle bir olay var. Bir Twitter hesabım var. Ben yani çok fazla aktif olarak da kullanmıyorum Twitter'ı. Ki kanalın sağında sonunda bir yerinde yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Twitter'a gelebilirsiniz abicim. Sadece bunu söyleyeyim. Instagram falan biraz daha şöyle kafamın rahat olduğu dönemlerde belki aktif eder. Aktif kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca görevlere bakalım. 3 birlik Karlıya ile gidip şu görevi yapalım. Mercer ile yüzleşeceğiz bu bölümde. Sırf bu bölüm için bir saatimizi harcayabiliriz diye tahmin ediyorum, yani bu görev için daha doğrusu. Envanter durumumuz nedir abi? 328 envanter durumumuz biraz kalabalık. Gel abi, yukarıda şu envanterimizi bir boşaltalım. Bundan sonra gidip şu görevi yapalım. Artık hırsızlar loncasının son görevlerini yapıyoruz. Peki, fırtına duvara hasarsın. Ne ara aldım, nereden aldım? Önceki bölümde otardan mı almıştık? Birinden aldık sanırım. At abi. Şimdi satmayla şunla bununla uğraşamam. Gel abi, şimdi şuradan vampir zırhı, vampir botları, Talos'un madalyonu. Bir tanesi elimizde dursun. Simya kolyesi, yüzüğü, bunlar elimizde duracak. Şu boşta olan, yani tılsımsız olan itemleri de atacağım şimdilik. Sartal madalyonu bir görev için falan lazım mıydı bize? Değilmiş. Pazarlık kolyesi duracak. Olağanüstü sağlık kolyesi kullanmam onun için. Atıyorum şimdilik, daha sonra satacağım zaman gelir gerekirse alırım. Almasam da çok önemli değil. Peki, okçuluk yüzüğü tacı duracak. Şunu at. Mara madalyonunu kullanmam. Kıymetli altın kolye. Bunlar dursun abi. Kendi gücünün madalyonu. Bunu önceki bölümlerde bu Kaos'un asaları görevinde almıştık bu kolyeyi. Tamam. Hükümran yüzüğü, bunu da aynı şekilde o görevde sanırım almıştık. Bunu da bırak. Hastalığa direnç. Bu dursun abi şimdilik. Galdur'un madalya parçası, bu görev itemi dursun. Evlilik yüzüğünü koyalım buraya. Bunları bırakalım. Efsun düşüren kolye. Büyü direnci. Ya aslında bunları satacağım. Şunu at. Eldiven. Bir tane okçuluk için bir eldiven yapmayı planlıyorum. Hatta bu kalsın. Birazdan onu deneyelim, ondan sonra gidelim. Şunu da at. Simya eldiveni var. Okçuluk eldiveni yapalım kendimize bir tane. Okçuluk geliyor muydu onu da hatırlamıyorum ama neyse. Peki. Dur abi, şurada ne var? Tamam, gel. İksir de bırakalım biraz. İksirlerimizde gerçi çok bir şey yok ya. Değil mi? Dur bakayım. Yani kuvvet iksiri ihtiyacımız yok. Bir 5 tane kadar üzerimizde kalsın. Gerisini at. İyileşme iksirleri dursun. Şundan bir tane olsun. Yeter. Şöyle 20'nin üzerindekileri özellikle biraz düşürmeye çalışacağım. Öyle de hiç yok. Şu varmış. Bir taneyi bıraksam ne olur, bırakmasam ne olur. Boş ver. Hiç önemli değil. Peki, gel. Şuraya.
Gel abi. Buraya şunlardan biraz bırakalım. Elimizde 5 ama bırakmadan önce. Bir saniye dur. Şunun tılsımını bir tamamlayalım abi. Bir dolduralım bu arkadaşı. Kusurlu varlığı. Tamam. Doldu bir de. Gel abi. Şimdi şuraya. Abi şundan bir 5 tane kadar elimde olsun yeter. Şöyle dursun yeter. Maymuncuk zaten ağırlık yapmıyor. Diğerlerinden şundan da yine bir 5 tane kadar olsun yeter. Tamam abi. Şundan da bir 5 tane olsun. Kocaman ruh. Abi şundan bir 10 tane kadar elimde olsun. Gerisine gerek yok. 9-10 önemli değil. Peki gel. Yeter şimdilik. Yani üzerimizde ağırlık yapan muhtemelen şuradaki iksir malzemeleri. Daha doğrusu simya malzemeleri. Pardon. Bunlar daha çok yapıyor. Arkuriyo gel abicim. Bu arada simya için üzerimizde şey var mı? Mavi kelebek kanadı. Şeyi unuttum. Tarifi unuttum. Kar üzümü. Var mı? Var. Tamam. Abi gel şuraya. Bir tane okçuluk eldiveni yapacağım. Kaç gelecek bilmiyorum. Peki. Tılsımlamayı güçlendirme. %33. Üzerimde kara veya kocaman ruh cevheri var mı abi? Var. Güzel. Aa, ikisi de içmeyi unuttum. Peki. Gel abi. Nerede? 27-33. Şu. Abicim. Eldiven. Okçuluk. Aha kusurlu varla taşları. Bunlar da bu işe yarıyormuş. Güzel. Kara ruh cevheri. O %152'ye çıktı. Tamam. Okçu. Eldiven versiyon 1 diyelim. Başka eldiven yapmadık çünkü. Hop. Nerede o? Şu. Şimdi okçu tacımız var. 49 veriyor. %49. Yüzümüz yine %49 veriyor. Okçuluk eldiveni de %152 veriyor abi. Güzel. Yanımızda bulunsun. Lazım olursa Hülya ile hallederiz. Şimdi. O tamam, o tamam. Her şeyimiz tamam. 43. seviyedeyiz. Level almak üzereyiz. 15. dakika olmak üzere. Bu bölüm biraz uzun sürebilir. Şu en azından hırsızlar loncasının son görevini yapmadan bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Onun için doğrudan nereye gidiyoruz? Görev seçilimi değil. Bunu seçelim. Buraya gideceğiz. Şuradan oraya gideriz ya. Bir saniye. Aynen burada daha yakın. Gel. Peki. Buralarda bir yerde bir de goblin görevi vardı ya. Onu da unuttum yapmayı açık konuşmak gerekirse. Ne taraftan gidiyorum abi? Margulio benimle misin abi? Gel.
Bu yoldaşıma da yol vermeyi hiç istemiyorum. Yani. Bir yönden istiyorum, bir yönden istemiyorum. I'm glad you're here. Tamam, sade de gel, gidelim şu işi yapalım, hadi. Tamam. Tamam, başlangıç olarak sen bana söz et, fazla da uzatmadan gidelim lütfen. Boş ver onu. Hadi gidelim, gel. So this is Nightingale Hall. I heard about this place when I joined the guild, but I never believed it existed. The assumption that the Nightingales were just a myth was seeded with a purpose. It helped divert attention from our true nature. Wow. Would you look at that? I'm trying to understand why I feel like I'm not a priest. I'm certainly not religious. Why pick me? Ya gelsene ablacım, orada niye bekliyorsun ya? Gelir misin lütfen? Marco diyor, hiç sırası değil abi. Ya yürü yürü. Sen ne yapıyorsun lan? Manyak. Cephanele gidin. Tamam gel. Peki, bülbül zırh setini aldık abi, ver. Bunların kısmı neydi abi? Yanılsama büyüleri %17 daha az verir. Sunacar, kili taşma %25 daha kolaydır. Tek elde silahlar %25 daha fazla hasar verir. Kuvvet 40 puan yükselir. Ayaz direnci %50 yükselir. Peki bu neydi? Diyenin çıkardığı ses azalır. O bizde zaten vardı abicim. Avcının zaferi, zarafeti pardon. Bu itemle biz bunu zaten yapıyoruz. Bu itemi de nereden aldığımı bilmeyenler için söylüyorum. Önceki bölümleri izleyin lütfen. Hadi gelin. Yalnız bu bölüm biraz uzun sürebilir, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi şu görevi bitirmeden çıkmak istemiyorum. Yani bölümü bitirmek istemiyorum. Muhtemelen zaten sadece bu görevle bu bölümü bitiririz diye tahmin ediyorum. Uzun sürecek çünkü. Karlayah'ı takip et. O beni takip etsin. Marco diyor, sen buralarda bekle. Ya haydi. She's to accept you as one of her own. An arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Yo, hazırım, hazırım. Hadi gidelim. After I open the gate. Başka şansım varmış gibi. Let's get this show on the road. We'll speak when the oath is complete. Yo, yürü git. This is enough to make your head spin, eh? Pek sayılmaz. Ya tamam anladım, yürü git, kapıyı aç da girelim içeri ya. Manyak mıdır nedir? Tövbe estağfurullah. Tamam. Marco diyor orada dur. Gelme abiciğim.
Siz buraları halledin, ben geliyorum. I call upon you, Lady Nocturnal, Queen of Murk and Empress of Shadow. Hear my voice. Ah, Carlyle. I was wondering when I'd hear from you again. Lose something, did we? My lady, I've come before you to throw myself upon your mercy and to accept responsibility for my failure. You're already mine, Carlyle. Your terms were struck long ago. What could you possibly offer me now? I have two others that wish to transact the oath, to serve you both in life and in death. You surprise me, Carlyle. This offer is definitely weighted in my favor. My appetite for Mercer's demise exceeds my craving for wealth, Your Grace. Revenge. How interesting. Very well. The conditions are acceptable. You may proceed. Lady Nocturnal, we accept your terms. We dedicate ourselves to you as both your avengers and your sentinels. We will honor our agreement in this life and the next until your conditions have been met. Very well. I name your initiates Nightingale, and I restore your status to the same, Carlyle. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. Artık bir bülbülüz. Now that you've transacted the oath, it's time to reveal the final piece. Mercer was able to by doing this. Tamam, sadece gel. Well, yes. All of us, once you realize the key can access these traits, potential becomes limitless. Anlaşılan kimse buna sahip olmamalı. Good. Then you understand why this is about more than just Mercer's lust for. If the key isn't returned to its lock in the Twilight Sepulchre, things will never be the same for them. As time passed, our luck would diminish to the point of non-existence. And whether you know it or not, very true. In our line of work, before we depart, ya hadi gidelim, hadi. Çok uzatma. Tamam. Listen, lad. There's one. Carlyle and I had a long. Thanks to your effort. As a result, we both feel. I've been at this game a long time, my friend. I'm good at what I've never been one to lead. Never desired it, never cared for it. Don't want it. Yaşan hırsızlar loncasının liderliğini bu arkadaşa bırakabiliriz. Look, everyone in the guild and now they know Mercer. I can't think of anyone better. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İlla bana verecek yani. Tamam, kabul ettik, haydi. Until then. I've been pardoned. Carlyle and I will meet you there. Prepare yourself, lad. Geç. Detaya gerek yok. Gidelim abicim. Bir dakika, buralarda ne var abi? Burası çalışma alanı. Çok basit kilit olan bir de sandık. Bakalım. Tamamdır. Ver abi hepsini. Başka? Burada bir şey yok. Bir de şuraya bakalım. Burada da bir şey var sanırım. Çok basit killi olan bir sandık daha. Çok basite bile maymuncuk kırdık abi. Yani. Peki, şunu okuduk mu? Okumuşuz. Hadi gidelim.
Yalnız ben yine kendi üstümü giymek istiyorum arkadaşlar. Yıkım yüzüğü, yıkım tacı, yıkım kolyesi. Okçu eldivenini giyinelim. Simya eldivenine ihtiyacımız şu an için yok sonuçta. Yani şu an için böyle bir dursun bakalım. Peki nereye gideceğim? Ha, buraya gidecekmişiz. Tamam, şuradan oraya gideriz. Gel. Peki. Şimdi bölümün başında okuduğum yorumlardan bir tanesinde diyordu ya, at mı kullansak diyen bir arkadaş vardı. Tamam, kullanalım abicim. Yeter ki isteyelim. Şimdi atı kullanmaya başladık. Karşımızda şurada mesela bir tane şey var. Nedir onlar? Troll var. Geri inmek zorunda kalacağım. İşte ben bu olayı sevmiyorum abicim. Ama trolle bulaşmadan şöyle bir gidelim. Gideceğimiz noktada sanırım burası yakın bir yer. Mecbur geri ineceğiz. Yani bir işe yaramadı kısacası. Peki. Hop. Kim var? Adadan. Manyak. Sen bana şunu ver. Neredesiniz? Öldün mü lan? Öldün mü? Başka? Bunları bir toplayalım Markurio. Basit bir kilit. Bakalım. Nasıl ya? Ver abi. Başka? Abi nereden fark ediyorsun? Nasıl fark ediyorsun ya? Arkadaş sen nereden nereye vuruyorsun abi? Bir dakika. Oha! Oha! Lan çeksin önümden Markurio be. Gel şuradan gidecekmişiz. Burada yol varmış. Hop. Bunu alamadım. Ta üsttekine mi ateş ediyorum? Manyak psikopat herif seni ya. Gel ya gel. Önce şuraları bir temizleyelim. Yavaş yavaş çıkalım yukarıya değil mi ya? Ver abi hepsini. Ne oluyor? Çok konuşma sesleri geliyor ama. Burada kimse yok. Açalım. Aha geliyorlar. Hop. Hop. Bir de gitti. Hop. O da gitti. Başka? Başka kimse yok sanırım. Ver abi. Abonus plaka miğferi. Kuzeyli kılıcı. Muzırk'ın da setini almıştık abi. İzleyenler hatırlar. İzlemeyenler de bir zahmet gidip izlesin. Abi şunu aldık. Gerisine gerek yok. Hop. Markurio hızlı gidelim abicim. Bölüm uzayacak. Yaklaşık yarım saat oldu.
Biz hala Mercer'ı bulamadık. Karmaşa yok. Olabilir. Yani ne kadar karmaşık olabilirsin ki? Kılı taşma 57 oldu ve level almak üzereyiz abicim. Şunları alalım. Buna gerek yok. Şunu alalım. Okey. Gel bakalım. Karlayah ile konuş. Yalnız Karlayah yok ortada. Nasıl olacak o iş? Ne o karmaşık ya? Şurada. Olabilir. Yani. Şunu aldık. Buna gerek yok. Gerek yok abi, boşver. Bir mamut dişi pudrası. Bu ne işe yarıyordu? Şu an hatırlayamadım. Bunu aldık. Buna da gerek yok. Burası tamam mı? Tuzak mı vardı lan burada? Görmedim. Peki. Abi hiç sevmediğim bir şeydir bak. Tamam, panik yok. Remora da gitti. Ama yapacak bir şey yok. Bunlara doğrudan gücümüz yetmez şu an. O değil de bizim Mercurio nerede? Mercurio. Bu görevde Mercurio gelmiyor muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse. Pardon. Gel bakayım. Kim? Lan? Tam arkamdaymış. Şerefsiz. Sen onu oyala, ben geliyorum. Abi şöyle. Yıkım 75 oldu ve bir level aldık. İkisi de öldü. Hop hop. Var mı sağda solda başka? Yok. Peki şu puanı verelim hemen. Sağlığa vereceğim. Yıkım üzerinden gideceğim. Fazladan şoka daha önce vermişiz. Fullemişiz. Okey. Şimdi fazladan aleve verelim bir tane. Burayı da fullemiş olalım. Daha sonra ayazı fullleyeceğiz. Sonra yukarılarda açacağız. Suda seviyelere çıkmaya gerek var mı? Çünkü yıkım büyüleri normalin yarısı kadar resun harcar diyor. Yani bizdeki şu an hangi büyüsünü kullanırsak kullanalım, yıkımla ilgili hangi büyüyü kullanırsak kullanalım, yani sıfır efsun harcıyoruz şu an yaptığımız itemler sayesinde. Onun için çok fazla buraya girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Tuzaklar 5 kat uzağa yerleştirilir. Tuzakta çok fazla kullanmıyoruz. Level aldıkça bakarız olmazsa. Gel abi şimdi. Kimse var mı? Şöyle bir bakalım. Şurada biri var. Peki. Sinsi okçu modunda ne kadar ilerleyebilirim? Ona bir bakmak istiyorum. Şu eşyaları hemen bir değiştireyim abi. Okçu tacı. Okçu yüzüğü. Eldivende takılı sanırım. Aynı. Deneyelim abi şansımızı.
Oh. Biri gitti de diğerine de. Tamam, ben kaçtım. Ben kaçtım abi. Ben orayı hallettiler. Biz de bunları hallettik. Olur böyle vakalar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onu alırız. Onu da alalım. Din soğukçu ama fena olmayacak gibi. Bakalım. Şunu al, şunu al, şunu al. Gerisine gerek yok. Var mı burada bir şey? Ya ayıp ya. Şöyle ateşin kenarından kenarından. Hop. Abi ya. Hop. Peki peki. Buralarda şu an görünürde kimse yok. Basit bir sandık. Bu. Tamamdır. Ona gerek yok. Geldiğimizi belli edelim. Başka? Buradan yukarıya çıkacakmışız. Allah'a. Tamam, sade de gel. Hadi gidelim, gel. Bunlar da geç abi. Peki, şu ney? Etkili? Tarafında mı? Ver bakalım. Oo, maymuncuklar da varmış. Ver. Lan ne dürtükleyip duruyorum. Tövbe estağfurullah. Damn it. There's no way through. Tamam, biz de takip ederiz, gel. Gel abi gel, bölüm uzayacak, başka değil. Var mı kimse? Ha, şurada var biri. Ya ölmeden ölüm kamerasına niye geçiyorsun? Abi şunları bana bir ver. Peki arkadaşlar, aşağıda başka kimse var mı? Burada bir kilit mekanizması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Onu da aşağıdaki tuzak öldürdü.
Biri burada, biri şu karşıdaydı değil mi bu çiritlerin? Gel abi gel, koş. Kapı açılacak mı? Açıldı, güzel. Ben şuradan atlıyorum. Siz gelirsiniz nasıl olsa aşağı temiz. Hadi alalım bari. Gelmişken. Gel abi. Abi şunu şunu. Bunu. Gerisine gerek yok. Hadi gidelim gel. Tuzak var burada bak benden söylemesi. Arkadaşlar bak gelenler var. Nasıl bir ölme şekliydi ya. Tamam birini hallettik. Geriye kaç tane kaldı? Bayağı bir vardı sanki burada. Şu alabilir miyim buradan? Hop. Alamadık. Mesafe uzak. Dajladın mı yoksa rastgele mi geçtim? Nasıl ya? Abi tam ateş ettiğim esnada hareket ediyor bu ya. Nasıl beceriyorum? Böyle olmayacak. Yıkılan ne abi? Neyi duydun? Ne? Abicim ölür müsün lütfen? Çok şükür. Başka? İleride var. Şu an buraya sıkıştım. Abicim sen bir ortalığı dağıtır mısın? Teşekkür ederim. Vur. Nerede? Yukarıda mı? Gel. Dur. Neredesin? Öldü mü? O da öldü. Tamam. Peki. Hadi gidelim abi. Burada başka bir şey yok. Merhaba. Ben geldim. Yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Yalnız bunlar da etkilenecek. Aha. Kim ateş etti? Nerede? Sen bir fırla. Ha, bir şey kalmadı mı? Tamam gel o zaman. Yolumuz burası mıydı? Sanırım burasıydı.
Buradaki sandıklar falan boşaltılmış. Peki. Şurada alabileceğimiz bir şey yok. Bunda bir şey... Ya bir... Allah Allah, pardon. Hemen zırt yönüme geliyorlar ya. Ona bakmış mıydık? Sen bir ortalığı dağıt abi. Ben yine bir seni soğuklu moduna geçeyim. Çok fazla fark etmeyecek. Oo, sayıları bayağı fazla. Biri gitti en azından. O da gitti. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Tamam. Ben yokmuşum gibi devam edin abi. Şunu ver, şunu ver. Bunu da ver. Abi yukarıya çıkabilirsin aslında. Sevgili Dramoracım. Güzel. Yukarıda biri var. Evet, şuradan gidiş var mı? Yok. Nereden gideceğiz? Kim o? Abi. Nasıl ya? Bana mı ateş ediyorsunuz? Bu mu ateş ediyor bana ya? Şunu öldüremedim yalnız. O da gitti. Okey. İleride de örümcekler mi var? Gelin abicim. Hiç lootlamayla uğraşmayacağım. Sağ solu gezmeye gerek yok. Direkt gideceğim abi. Bayağı zaman harcadık burada. Sende bir şey var mı? Yani lootlamayla uğraşmayacağım derken yolumun dışına çıkmayacağım. Gel abi. Yani yolumuzun üzerindekilerini alırız. Peki. Gel abi. Gel abi gel. Onu aldık. Yani 22 altın da bırakmak olmazdı şimdi. Bunlara gerek yok.
Gel abi. Şurada da bir şey yok. Hadi gidelim. Gel şuraya. Do the farmer also have no sense of smell? This place reeks. The stench. This place reeks of fire. Who's there? Enough, gang. Pardon. Var mı bir şey? Ver abi şunu. Abi basitle nasıl hemen kilit kırılıyor ya? Maymuncuk. Geçtik abi. Abi nasıl değmiyorsun ya? Abi niye zarar veremiyorum ben? Üstümde bu kadar okçulukla ilgili item olmasına rağmen. Okçuluğumuzun durumu ne ki abi şu an ya? Bu kadar mı kötü bizim okçuluğumuz? Hani tamam puan vermedik ama 63. seviyede. Ve buraya da 3 puan vermişiz. Bu kadar da kötü olmaması lazım ya. O kadar da item var elimizde. Okçuluk tacı. Okçuluk yüzüğü, okçuluk eldiveni. Çözemedim ben bu işi. Yani bu seride bir sıkıntı oldu oldu da. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu da böyle bir seri oldu. Aslında yıkım üzeri devam ederim ama çevremdekilere zarar veririm. Ondan dolayı fazla girmek istemiyorum. Ya şimdi oldu mu böyle? Uzak mı? En büyük yaptığım yanlış. Sinsiliği fullememek. Dur. Yanlış yoldayız. Şuradan gideceğiz. Arkadaşlar. Bir kaçından. Bir kaçından daha. Oo. Sen devam et. Aha. Bana mı lan? Manyak. Dur abi. Madem öyle. Anlaşıldı. Yıkım eldiveni takalım mı şu an? Yani yıkımla ilgili eldivenimiz yoktu zaten. Pardon. Yıkım yüzüğü, tacı, kolyesi ve cübbemiz. Okey. Ya işte... O da ölecek. Sen bir yardımcı ol. Tremora'ya vurduk ya. Böyle yapalım da. Vur. Notlamayla uğraşmayalım. Direkt gidelim abi gel. Bölüm bayağı uzuyor çünkü. Sen bir ortalığı dağıt. Vur. Tamamdır. Ne var orada? Bir şey daha var. Değişik oldu. Onu alırız abi gel. Sinsilik yetmiş oldu güzel. Var mı burada bir şey?
Kimse var mı? Ya sandıklar falan var da direkt gideceğim abi. Uğraşmayacağım. Abi benim üstüme niye geliyorsun? Orada birkaç kişi daha var benden başka ya. O gitti. Öldü mü lan o? Ver bakayım. Bunu da ver. Bir tane daha vardı. O nerede? Ver abi de ben nereden gideceğim? Şuradan mı gideceğim? Vampir tozu ver. Gizlenme iksiri yaparız. Yani. Hop. Sonunda geldik. O nasıl bir büyüdür? When Brynjolf brought you before me, I could feel a sudden shift in the wind. And at that moment, I knew it would end with one of us at the end of... What's Carlyle been filling your head with? Nocturnal doesn't care about you, the key, or anything having to do with the guild. Bu kişisel oldu lan. Revenge is it? Have you learned nothing from your time? When will you open your eyes and realize? Sade de gel, tamam, sade de gel, haydi. You'll never see the skeleton key as I do. Instead, you've chosen to follow your own. Then the die is cast, and once again my blade will take the nightingale blood. Sen bir onun peşinden git, ben de geliyorum abi. Sen nasıl olsa bulursun onu. Nefsim bitmez. Dur. Dur önce biraz kendimizi toparlayalım. Mercer'ın işi bitti. Sen bana şunu ver. Bezginlik yayı. Geç. Elması ver. Şunları ver. Kristal ok. Geç. Şunu ver. Sağlık bitiren. Tamam. İskelet anahtar. Güzel. Güzel abi, çok güzel. Şöyle bakalım. Şöyle yukarıya doğru bir çıkacağız nasıl olsa. Şunları da ver abi. Hop. Hocam geri yerine yerleştirsem acaba su kesilir mi? Tamam, suyun mecburen yükselmesini bekleyeceğiz. Bu anlaşıldı. İşte bu tarz görevler için aslında bir tane oyunun başlarında yapmam lazımdı. Ya iksiri yapacağız. Suda nefes alma iksiri. Ya da bir kolye, bir yüzük artık hangisine denk geliyorsa, hangisine tılsım basabiliyorsak suda nefes alma ile ilgili bir şey.
Tamam da hangisinden çıkacaktık abi biz şimdi? Onu bulmamız lazım. Şu ikisinden biriydi sanırım ya. Şu olabilir mi? Abi hangisi? Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Şu muydu ya? Yok. Abi dur. Öleceğiz. Suda nefes alma iksiri lazım bana şimdi. 30 saniye. 45 saniye. Bir tane şundan içelim. Yeri hatırlayamadım şimdi ya. Dur. Dur abi dur. Nerede? Bu değil. Hangisiydi lan bu? Ha şurası ya. Dur tamam. Şimdi oldu. Yeri hatırlayamadım. Lan bırakın beni. Sonuna kadar geldik. Sonunda ölecektik neredeyse. Sen neredesin? Her şey bittikten sonra karşıma dikiliyorsun. Tamam. İskelet anahtarı bende güvende. Sen merak etme. Tamam. Sade de gel. Onları boş versen onları. Tamam. Tamam. Ben götürürüm. Sen merak etme. O iş bende. Bülbül yaya eklendi abi. Çok güzel. Tamam. Diğerlerine gelmeye gerek yok. Yani okumaya gerek yok. Az çok neyin ne olduğunu biliyoruz zaten. Sen loncaya git. İşleri hallet. Sen ne diyorsan et. Dur abi. Şuraya bakalım. Geçtik. Gidelim abi. Bu bölüm bununla bitirdik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur. Aha burada balıkçılık yapabiliyormuşuz. Güzel. Bu da bir görevdi ya. 10. yıl DLC'de gelen bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Buna da bakacağız. Ama şimdi değil. Peki bir şeye gidelim. Hentreyime gidelim. Şu fazla malzemeleri bir bırakalım abi. Üstümüzdeki fazla malzemeleri. Yani her zaman bu evde bir şeyler oluyor. Gel. Şimdi şu bülbül yayını buraya bir bırakalım. Bülbül zırhını giymem. Onun için direkt buraya atıyorum. Set olarak nasıl olsa elimizde mevcutta var. Onu da geçtim. 317 ağırlığımız var. Şimdi şunları Nedvin'e götürüp vereceğiz. Kusursuz. Bunlar değil. Neydi o? Yitik Elf'in sağ gözü, sol gözü muhabbeti. Bunları götürüp satalım abi. Ama bu bölüm uzayacak. Uzamadan şeye gidelim. Altın Tepe çiftliğine ürünleri toplayalım. Başka bir görev yapmayacağım bu bölüm. Ya da 44. seviyedeyiz. Bu seviyenin eğitim hakkını almadık. Gidip eğitim alalım aslında. Tamam. Dur.
Eğitim alalım, bölümü öyle bitirelim. Pardon. Gel abi, yıkım üzerine yine eğitim alacağım. Yıkımı fulleyelim, ondan sonra diğer yeteneklere geçeceğiz. Hırsızlar loncasının görevlerini bitirdik sonuçta. Bundan sonra Büyücüler Koleji'ne başlayabiliriz. Buranın görevlerine bir başlamıştık. Giriş yapabilmek için biliyorsunuz. Devamını getirmemiştik. Burayı da bitirebiliriz. Farala buradasın. Abi iksirle uğraşmayacağım. Sadece kolyeyi takacağım. Nerede bizim pazarlık kolyemiz? Şu. İksir var mı ki elimde? Bir de ona bakayım. Yani yaptığımız iksir yok. Onun dışında bir tane iksir var mı? Hadi bir bakalım. O da yok. Onun için gerek de yok. Boş ver. Tamam, bana yakın büyüsü hakkında eğitim ver. 80 oldu. Şimdi o parayı benim senden geri almam lazım sonuçta. Dur, yeni büyük kitabım var mı? Bir de onlara hemen hızlıca şöyle bir bakalım. Okumadığımız sende olan bir büyük kitabı yok gibi duruyor. Gözden kaçmadıysa. Peki. Ben sana şunları bir satayım. Şunları satayım. Gel abi şuradan. Burada satabileceğimiz malzememiz yok. Şuradan. Dibella heykeli sat abi ya. Önemli değil. Peki şunlardan biraz satalım. Biraz envanteri de boşaltmak için satıyorum. Bunlar gerçi çok fazla yer kaplamıyor ama yine de satalım. Gel abi iksirlere şimdi. Hitabet 80 oldu. Ve bu arkadaşta şey kalmadı. Şunu satalım abi. Ya da tasımlamayı güçlendirme. Biz daha iyisini yapabiliyoruz. Onun için bunu satacağım. Bunu da sat. Kaç? 1700 altın var. Şunu satalım. Önemli değil. 200 altında. Ya da dur. Satma. Şunları sat abi. Bunlar para etmiyor gerçi de. Maksat biraz envanteri boşaltmak. Tamam. 51.000 altınımız oldu toplamda. Peki başka? Senin buradan yapabileceğin başka bir şey kalmadı. Hı. Tamam. Böylece yıkım 80 oldu. Bu arkadaş zaten 90. seviyeye kadar eğitim veriyordu. Yani 2 levelimiz var. 2 levelde de birini buraya verip birini şuraya verebiliriz. Parçalayıcıyı çok aktif etmeyebiliriz şu şok hasarıyla ilgili. Ama şunu verebiliriz. Bu kesin yapılacak zaten. Yıkıma da daha fazla dokunmayabilirim. Özellikle buraya hiç dokunmayacağım. Daha sonra diğer büyü yeteneklerine odaklanırız. O şekilde devam ederiz. Demirciliğe yavaş yavaş girişebiliriz. Bu biraz da sizin yorumunuza bağlı. Ve benim ayakkabım niye takılı değil? Niye ben giymedim onu? Şimdi oldu. Bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümde muhtemelen Büyücüler Koleji'nin görevlerine devam ederiz. Burayı bitiririz. Hırsızlar loncasıyla işimiz bitti nasıl olsa. Bundan sonraki bölümlerde yine bir nida öğrenme, diğer yan görevler vesaire sırayla gideceğiz. Bildiğiniz üzere free takıldığımız bir seri bu. Direktmen belli bir şeylerin peşine gitmiyoruz aslında. Kafamıza göre takılıyoruz. Karakterimize zırh yapacaktık. Hala yapmadık. Bunun bir sebebi de aslında şu tılsımlamayı
Yüze tamamlamamanız. Yani tamamlayamadık burayı. Doğru mu telaffuz ettim artık? Neyse. Şurayı tamamladığım anda direktmen yapacağım. Ha, birkaç tane tılsımlama yaparsak itemlere burayı 100 yaparız ama uğraşmak istemiyorum açıkçası. Onu da yapacağız. Şimdi sonraki bölüm artık kaldığımız yerden devam ederiz. Sevgili Sezer abicim tekrar geçmiş olsun. Sevgili Türkçe Rap umarım hayırlısıyla askerliği bitirir. Sevdiklerine kavuşursun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.